Ege, ne zaman ısınacak kavurma? Allah Allah, dur bakalım. Şu iyidir herhalde. Al bakalım, ama sana bunu vereceğim. Ondan sonra ayak altında dolaşmayacaksın, içeriye gideceksin. Tamam mı Gül? Gül değil, Gül Hanım diyeceksin. Dedem bana annesinin ismini vermiş. Onun annesinin ismi Gül Hanım. Tokalı deli Gül Hanım da diyorlar mıymış? Al bakayım. Hop, Gül Hanım. Bunu okuyacağım. Yenge üfle. Ha, yengenin işi gücü yok, sen ağzını üfleyeceksin. Teşekkür ederim. Ya bak hele ya, bak hele şu cimcimeli hareketlere bak. Kız hele bir de böyle boncuk boncuk bakıyorsun ya. Yemin ederim seni ben doğursam anca bu kadar benzerdin ha Yaren ablana. Ne alakası var? Ben bir kere babama benziyorum. Beni de annem doğurdu. İyi ki de sen doğmamışsın. Gelinin kardeşiyle bir pazarlık yapalım da bakalım kaça hafifliyormuş sandıklar. Sandıklar kaça hafifliyor küçük hanım? Çok vermene gerek yok Miran'cığım. Baban zaten bizi teminledi o kadar fazla istemeyelim diye. Hem de hepimize para dağıttı. Oho benim çok param var. İstersen sana da biraz verebilirim. Hadi benim düşük çeneli kızım. Gül Hanım. Müsaade var mı? Çıkabilir miyiz? Çıksınlar. Ah Rıza. Çocuk aklını uyut da başına iş almasın inşallah. Oh Miran'ın arabası bu. Gül Hanım, ne işin var senin burada? Seninle konuşmam lazım ama gizli. Abicim sen bir gir içeri. Evet, anlat bakalım Gül Hanım, seni dinliyorum. Miran'cığım, ablam yok. Gitti. Nasıl gitti? Gitmiş işte. Bir mektup bırakıp gitmiş. Azat abimle evlenmek istemiyormuş. Ne dedin? Azat abim çok üzüldü. Abla da çok bağırdı. Zaten insan iki kişiyle evlenemez ki. Değil mi Miran? Nereye gitmiş peki biliyor musun? Melike ablamların köyüne. Zaten ablam çok üzülüyordu. Hep ağlıyordu. Miran ağlamasın artık ablam. Lütfen. Tamam. Tamam. Ağlamayacak. Fırat abisi. Sen Gül Hanım'ı Şadoğlu konağına götür hadi. Teşekkür ederim ama benim adamım bekliyor. Kimmiş senin adamın? Rıza abi. İyi, hadi gel bakalım. Hadi koş o zaman Rıza abinin yanına. Miran'cığım, Melike'ye de söyle. Rıza da onu bekliyor. Teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Öf, dayanamayacağım galiba. Hem zaten Caner'i de gördüm, yine heyecanlandım. Bir yaramazlıkla yaşamak çok zor Caner. Gül Hanım yaramazlık yapar mı hiç canım? Söyler hemen annesine. Haydi söyle. Haydi annem söyle.
Gül anne sen ne yaptın? Hay Allah'ım yarabbim. Kız Gül Hanım sen ne dedin de annen tutuştu kaçtı? Caner'cim parka gidelim mi? Hem istersen yarın ablamı da götürürüz. Yok yarın ablam büyüdü artık. Ben seni götüreyim. Yaşasın. Gel bakalım. Gülüm. Ne oldu sana? Ne bu surat böyle? Birazcık başım ağrıyor. Başın mı ağrıyor? Nasıl yara yedin mi? Yok yok korkma. Şekerim düştü galiba. Dondurma yesem geçer. Ama kimse beni bakkala götürmüyor. Ay demek dondurma yersen geçecek. Evet evet. Çikolatalı dondurma bana çok iyi geliyor. Abla götürür müsün beni bakkala? Oy. Kurban olurum sana götürmez olur muyum? Hadi. Geç ablacığım. Para almayı unuttuk. Olsun. Adidan bana kağıt paralardan vermişti. Yani sana bile alsak yeter. Ya hadi koy bakalım parayı cebine. Hadi ama. Ne zaman açacağım gözlerimi? Tamam bekle. Şimdi ben üç deyince tamam mı? Bir, iki, üç. Sürpriz. Bu ne? Bisiklet. Öyle bisiklet olur mu hiç? Allah Allah niye olmazmış Gül Hanım? Ben yaptım tabii. Hadi binelim. Nasıl yiyeceğiz ki? İşte böyle. Beğendin mi? Hadi sen de bin. Gidelim. Tamam. Geldim. Heh. Hazır mısın? Evet. Hadi bir, iki, üç. Gidiyoruz. Oley gidiyoruz. Sür gülüm sür. Hadi. Sakın durma. Yaşasın. Gidiyoruz. Kuşlara sür. Gökyüzüne sür. Gitmeyi en çok istediğin yere sür. Çok güzel. Oley. Korkma ablacığım düşmekten sakın korkma. Kuşun masal diyarlarına uç. En çok mutlu olduğun yere. Hep mutlu olacağın yere uç. Sür hadi daha hızlı sür. Oley! Yaşasın uçuyoruz! Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi. Melike abla yapma. Aşk tuttu elimden beni. Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi. Gel bakalım. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden beni. Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş. Tamam, şimdi biraz da siyah biber koyacağım. Yok artık. Ya keke karabiber kontuğu nerede görülmüş şey? Bu hasta keki bir kere. Ben öksürüncüğümü siyah biberli bal yapmıyor mu? He. Ablam da bir daha öksürmeyecek. Ablan iyileşmiş. Vallahi bak. Konuştum ben. Biliyorum. Çünkü beni görünce iyileşti. Ama ben öksürmesin diye yapacağım. Havuç da koyayım. Daha neler? Ah, anam. Yeşillik iyi güzel de. Toprak içindeki evin derdi başka o.
etmemiş. Mutfağı başımıza indirseydi kız. Ablam için hasta keki yapıyorum. Malzemeyi bol koy o zaman. Malum bu evin hastası çok. Hayırdır? Aman bu da bir afra, bir tafra. Sanki sevdiğinden ayrıldı. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Doğru değil mi söylediklerim? Kız, bu Rıza sana seni alacağım mı dedi? Seni sevdiğini mi söyledi? He? Sana ümit mi verdi? Sen öyle kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Üzülüyorsun. Hanife, işine bak. Uğraşma benimle. Haydi. Vallahi şaştım kaldım ben bu Rıza'ya. Ya sen ne ara başka bir kız buldun? Ne ara sevdin? Ne ara aldın kızı kaçırdın? Nazuha çok sinirlendi. Daha sokmam onu çiftliğe mifliğe diyor. Yasın. İşte bitti. Hadi fırına koyalım Melike. Haydi. Gülhanım, haydi bak, kekin pişti, kalk haydi. Çok güzel olmuş. Hadi Melike, çabuk ver de anneme göstereyim. Hey, tamam, kalk. Koş. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Yok artık. Üstüme iyilik, sağlık. Bir gün bu masada sadece ikimiz kalacağız derken gittikçe çoğalıyoruz da Azize Hanım. Hem de Şadoğulları ile beraber. Bakalım daha kimler gelecek. Gül Hanım, ablan senden çok bahsetti. En sonunda tanışabildik. Hoş geldin. Ben Elif. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Öyle deyince ne diyorduk abla? Sizleri sormalı. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Buyur bakalım Gül. Bunları senin için yaptım. Gül Hanım derseniz sevinirim. Dedemin annesinin adı. Dedem beni çok sevdiği için annesinin adını koymuş. Hadi bakalım sen tabandakileri ye. Ondan sonra sana bir sürpriz var. Ne? Sürpriz mi? Hadi söyle bir an. Abla sen biliyor musun? Yok bilmiyorum. Vallahi verdiğin sözler çoğalmaya başladı Miran'cığım. Evimizi de geri vereceğim dedin ama sözünü tutmadın. İnşallah bu sefer çok uzun sürmez. Gül hadi ablacığım yemeğe niye soğudun? Şu Şadoğlu kızları da kendilerini bir bir bizim konağa atıyor. Kalan varsa onları da kap getir Miran. Bir de Yaren ablam var. Ama onu getirmedik. O cezalı. Çünkü beni ağlattı. Abla su verir misin? El suyu uzatır mısın? Ben de ablamın. Keşke küçük olsaydın da beraber oynasaydık. Niye hiç konuşmuyorsun? Üzgün müsün? Yo. Biz sofrada pek konuşmayız. Saçların ne güzelmiş. Aynı masallardaki prensesler gibi. Sağ ol. Seninkiler de çok güzelmiş.
bir şey mi yaptı? Sen böyle bakınca ben korkuyorum. Şimdi tabağındaki bütün yemekler arkasından ağlayacak. Arkasından ağlattığı onca şeyin yanında bir tabak yemeğin hükmü mü olur? Ama siz yapmamışsınız neden? Yoksa beni uyduk gizli gizli yana parka mı gidecektiniz? Yok ablacığım, yatacağız biz de şimdi, haydi. O zaman yatın hadi. Siz yatmazsınız ben de yatmam. Uyuman lazım, hadi. Ama sizin de uyumanız lazım. Büyükler de uyuyor. Doğru söylüyor. Hadi ben yatıyorum. Ablan da diğer yanına yatsın. Olur mu? Olur. Neden? Ama eğer uyanırsın hemen beni de uyandırın. Tamam mı? Tamam. Hadi abla. Masal bilmem Gül Hanım. Bildiğim bir tane var. Bu da pek güzel sayılmaz. Sen anlat yine. Ablam kötü olan yerlerini düzeltir. Ablacığım ben anlatayım ister misin? Senin anlattıklarını zaten biliyorum. Bir kere de Miran anlatsın. Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde küçük bir çocuk yaşarmış. Çocuk hep üzgün. Yüzü gülmeyen bir çocukmuş. Sevdiği biri varmış. Ne de onu seven biri. Bir ailesi bile yokmuş. Çocuk o kadar yalnızmış ki bazı günleri hiç konuşmadan geçirirmiş. Annesi babası neredeymiş peki? Uzakta. Çok uzakta. Kardeşi bile yok muymuş? Peki ablası? Hiç kimsesi yokmuş bu çocuğun. Ama istermiş. Böyle senin gibi güzel, boncuk gözlü, altın saçlı bir kardeş olsun. Ama yokmuş. Babaannesi varmış bir tek. Babaannesi sever onu. Sevmiş mi peki? Sonra bu çocuk büyümüş. Bir gün arabasıyla giderken karşıdan atıyla gelen güzeller güzeli bir kıza denk gelmiş. Aynı ablamla mavi gibi. Kız o kadar güzelmiş ki çocuk bir görüşte vurulmuş kıza. Peki kız ne yapmış? Terslemiş çocuğu. Niye terslemiş? Kız kötü kalpli biri miymiş? Yok. Kız dünyanın en iyi kalpli kızıymış. Yüreği sevgi doluymuş. Ama çocuk anlamamış. Çünkü sevmek nedir bilmezmiş. Sonra öğrenmiş. Öğrenmiş. Kız öğretmiş ona. Çocuk kızı o kadar çok sevmiş ki bütün dünyası o olmuş. Peki kız onu sevmiş mi? Sevmiş. Çocuk kızı çok mutlu etmek istemiş. Birlikte bir aile kuralım. Ömür boyu mutlu yaşayalım demiş. Kurmuşlar mı? Kurmuşlar. İkisini bir türlü rahat bırakmamışlar.
Geçmişin izleri adım adım peşlerinden gelmiş. Çocuk sevdiği kıza demiş ki, eğer elimi tutarsan, yanında olursan bütün zorluklarla baş edebilirim. Hem seni hem kendimi bütün kötülüklerden koruyabilirim. Yeter ki elimi tut. Ne olursa olsun sakın. Yaşadığı bütün acılara rağmen kızı tutmuş o el. Çünkü inanmış çocuğa. Onun gözlerinde kendini görmüş. Bütün kötülüklerin birer birer kaybolduğunu, geriye sadece iyi şeylerin kaldığını görmüş. Zamanla her şeyi geride bırakıp mucizelere inanmakta haklı olduğunu göreceğini, söz vermişler uykucular. Günaydın. Günaydın. Ya ben dün gece uyumuşum. Hastanın sonu nasıl bitmişti? Yaşayıp göreceğiz. Nasıl yani? Yani her gün biraz daha öğreneceğiz masalın devamını. Hadi kalkalım, acıkmadın mı sen? Hem de nasıl? Hadi bakalım gel. Mutfağa inelim, Esma Hanım bize neler hazırlamış. Yaşasın. Hadi gidelim. Siz inin, ben üstümde eşecek öyle geleyim. Tamam. Gel Miracığım. Gerçi ben büyüdüm artık. Tamam peki, kapatıyorum hemen. Esma Ana. Gülhanım'a şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayabilecek misin? Hazırlarım tabii. Ben de üstümü değiştirip geliyorum, tamam mı? Gel bakalım. Gülhanım, reçeli var mı? Olmaz mı? Hadi bakalım. Şimşek çıkınca bile duruyorsunuz ha. Mirancığım gibi korkusuz musunuz? Peki şeker yağınca? Şeker yağmaz ki. Yağar bir kere. Ben Ramazan'da teknoloji tuttuğum zaman dedem alıyor, şeker yağdırıyor. Ben biraz sıkıldım. İçeride bekleyeyim. Sizinle konuşmak. Güzel abiler. İşin var burada. Şey, ben annemle gelmiştim de dışarıda kapıda bekliyordum. Canım sıkıldı, içeriye girdim. Annem nerede? Annen ablanlarla yukarıda konuşuyor. Sen mutfağa gelip bana yardım etmek ister misin? Olur. Bir şeyler de içer miyiz? İçmez olur muyuz? Gel bakalım. Hadi bakalım. Hop.
yapayım? Seni görmeden yapamıyorum. Annemle mi geldin sen? Bir şey demedi ya. Ben yetişeyim koşu. Dur abla. Annemle geldim ama o görmeden. Evden çıkarken peşine takıldım. Bir bakmışım ki yanına gelmişim. Gül, sen nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ben kötü bir şey yapmadım ki abla. Sadece sizi görmek istedim. Anneme söylesem getirmezdi abla. Ne olur birazcık kalayım. Şu kadarcık. Sizin beni hiç göresiniz yok ama ben sizi çok özlüyorum. Olmaz Gül. Kalsın kalsın. Sen ara Zehra Hanım'a haber ver. Ama küçük hanım, sen de bir daha anneden habersiz böyle bir şey yapmayacaksın, tamam mı? Ya başına bir şey gelse? Reyhan sakin ol. Çocuk. Söz veririm abla, bir daha yapmayacağım. Arıyorum o zaman. Yaşasın. Anne. Gül burada. Yok yok, panik yapma. Yok, dönmene gerek yok. Tamam. Gönlü olsun madem, biz getiririz onu. Madem izin çıktı, biraz eğlenelim o zaman. Ne yapalım o zaman? Yine parka gidelim. Uçurtma uçuralım. Kek yapalım. Saklambaç oynayalım. Çok eğlenelim, çok. Oho, ne yaptın sen Gül Hanım? Biz senin kadar güçlü değiliz. Öyle bunların hepsini yapamayız. Bir tanesini seç, onu yapalım. Saklambaç! Ah. Gül, yavaş ablacığım. Ne kadar güçlü olduğunu gördün değil mi Miran'cığım? Senin gücünden güç aldım. Oh. Bir. İki. Üç. Ay, nereye saklansam acaba? Dört. 15. Az kaldı. Bak geliyorum 20'ye. 16. 17. 18. 19. 20. Bitti. Geliyorum. Ay, burada nereye saklanacağım ben? Bu da kim? Kara gözlü kadın mı? Resim yaşlı. O da yaşlı. Yok, ben kara gözlü kadından korkardım. Ama bu abladan hiç korkmadım ki. Keşke sen de burada olsaydın. Senle de oynardım.